Doğru, tarafsız, ilkeli gerçek haberin adresi Koz Haber'den mutlu günler gelişmelerle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, Adana bugün afetle güne başladı. Adana'da gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Şiddetli yağmur nedeniyle Adana'da eğitime ilk kez bir gün ara verildi. Öte yandan kentteki bazı mahallelerdeki iş yerlerine, evleri su bastı. Şiddetli yağışların neden olduğu sel sularına kapılan 11 yaşındaki çocuk vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı. Kent genelinde gece boyunca devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Su birikintileri dolayısıyla araçlar ilerlemekte güçlük çekerken bazı otomobille okul ve işçi servisleri yolda kaldı. Kentin birçok ana caddesi ve ara sokaklar sular altında kaldı. Kent genelinde geceden bu yana devam eden şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent mahallesinde bazı ev ve iş yerleri su baskınına maruz kalırken birçok araç da su içinde kaldı. Depolarım su bastı. Ne yapacağız? Rezil olduk. Komşumun dükkanı. Rezil olduk artık burada ya. Bütün büyüklerimize konuşuyoruz. Buraya bir çare yapın artık. Rezil olduk Adana'da ya. Şu soğukta iki tane dükkanım var. Rezil oldu ya. Muhtar geliyor burada 5 dakika duruyor, bakıyor, kaçıyor, evine gidiyor. Her yıl yani o kadar uğraşıyoruz bir çözüm bulun diye. Yani kimse hiç bizi umursamıyor. Ben dükkanımda yani 100 milyarlık malım çöpe gitti. Açsam yani göstereceğim size. Her yıl böyle oluyor. Yani kimse de bize yardım etmiyor ki. Yani ne yapalım, biz isyan mı çıkartalım vatandaş olarak? Yani hakkımızdır bu bizim. Battı. Dükkanlarım battı. Esnaf olarak rezil olduk burada. Ha. Görüyorsunuz rezilliğimizi. Yani o kadar emeklerimiz boşa gitti. Malzemelerimiz, evlerimiz, komşularımızın evine hep su bastı. Adana Valiliği de şiddetli yağış nedeniyle okulların bir gün tatil edildiğini açıkladı. Ve çok mutluyuz tatil. Ve mağduruz gördüğünüz gibi. Çok evet, ıslandık. Şu an ayaklarım çok feci durumda. Hepimiz ıslandık, evet, hasta olacağız. Okulların tatil olması nedeniyle öğrenciler sevinç yaşarken Merkez Seyhan ilçesine bağlı valilik civarındaki demir köprü altında Mücahitler Bulvarı'nda da yol çöktü. Belediye ekipleri çöken yolun etrafında önlem alıp çalışma yapmaya başladı. Fuzuli Caddesi'nde ise yağmur nedeniyle bir otomobil ve servis aracı kaza yaptı. Kazada can kaybı yaşanmazken iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Adana'da şiddetli yağışların neden olduğu sel sularına kapılan 11 yaşındaki çocuk vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Dün geceden bugüne etkili olan ve okulların bir gün tatil edilmesine neden olan şiddetli yağışlar etkili olmaya devam ediyor. Merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy mahallesinde yağışlar yüzünden yolda oluşan sel sularına kapılan bir çocuğun yardım çığlıklarına çevredeki vatandaşlar yetişti. Suya kapılan 11 yaşındaki çocuk vatandaşlar tarafından kurtarıldı.